10 Ağustos, 16 Ağustos. Aslan burçlarını neler bekliyor diyorsanız aslanlara şöyle demişim. Evet, gerçekten çok yorucusunuz, çok yoruluyorsunuz. Bir sürü işler, bu kadar mücadele ediyorum ve haklarım hala istediğim noktada değil. Ve beklediğim yenilik ve olmasını istediğim iş kapı ile ilgili kimse benimle gelip konuşmadı. Bu kadar mı? Evet, işim var ama bu kadar mı beni görmezden geliyorlar? Yani ya da beni bekletiyorlar diyorsunuz ya. Aslında yeriniz hazır da sistemin kendi içinde yaşadığı bazı kaoslar ve bulunduğunuz alanın kendi içinde sorunları olduğu için zamanı gelince yerinize geçeceksiniz ama şu an şirketiniz ya da bulunduğunuz nokta çok karışık. Bunun için kafayı takıp da ben istenilmiyor muyum? Beni kimse görmeyecek mi olayından bir çıkın istiyorum. Çünkü yerinizde değişim ama siz şirket ya da bulunduğunuz alanda maddi bazı kaoslar var. Bu yüzden yönetim ya da patronlarınız çok gergin olabilir ve bazı satılması gereken evreler olabilir. O yüzden yerinizde ilgili sorun yok. Siz hak ettiğiniz noktayı, oluşmasını istediğiniz enerjiyi alacaksınız. Sadece sabırlı olmanız gerekiyor diyorum. Evet, aslanlara şey demişim. Akciğerleriniz, sırtınız ve son zamanlarda da vücut kaslarınızı yorduysanız, hani vücudumuz ister istemez bazen çok fazla yoruyoruz ya, biraz bunlarla ilgili masaj, yani bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Yani ani zorluklar vücut kaslarınızı yıpratıp bir sıkıntı yaşayabilir. Uyarı demişim. Sizde de özellikle baba soyunuzda bir hastanız var. Bir ameliyat evresi olacak biri var gözüküyor. Ve özellikle evli aslan burçlarında devletle alakalı beklediğiniz ya da devlete girmek isteyen bazı aslanlarda bu haberin sevinci ve olumluluğu yaşanacak. Ama biraz daha çalışmanız gereken süreçler var diyorum. Son zamanlarda araç almak isteyen ve ben aracımı sattım ve hala kafama göre bir araç alamadım ve bu beni çok mutsuz ediyor diyorsanız sanki Ağustos ortalarına doğru bu kararı vermiş ve zaten şansın ve enerjinin ve güneşin en güzel noktadasındasınız. Bence isteklerinizi isteyin. Rabbim size o kadar bir ışık, yani hiç olmadığı kadar fark edilecek bir dönem yaşayacaksınız. Yani hiç aklınızın ucundan görüşmediğiniz dostlarınız bile sizinle iletişime girecek. Hatta terk edildiyseniz bile sizi arayacak ve yeni havada bir aşk rüzgarı olacak. O yüzden bence şöyle demek istiyorum. Aslan burçlarında çok değişik bir hafta. Yenilenmesini istediğiniz, kalbinizde geçirdiğiniz, niyetlendiğiniz her şey sanki Rabbim sizin ayaklarınıza serecek. O yüzden bol bol dileyin. Bol bol enerjinizi bu noktada isteyin. Çünkü siz farkındalık haftasındasınız ve planladığınız, almak istediğiniz ve görüşmek istediğiniz ve yeni işlerle alakalı planlarınız varsa bu hafta hepsini alın, dengeyi kurun. İşsiz aslanlarda da aynı diyorum. Şans sizinle. En tepede ve en iyi noktadasınız. Kariyer ve aşk anlamında da en iyi bir noktaya geçiş yapacaksınız. Bence isteyin Yaradan'dan. Yaradan'ın açmadığı kapı yoktur diyorum. Sizin özellikle bazı aslan burçlarına şey demişim. Ödemekten üşendiğiniz vergileriniz var. Ev verginiz, araç verginiz. Bunlar başınıza bela olacak. Ya da ailenizin çözmesi gereken olaylar var. Bunlar çözülmezse sizin haneye gereksiz evraklar gelebilir ve bununla da hüzün yaşayabilirsiniz. Evli aslanlara demişim ki gerçekten artık bu evden çıkmak istiyorum ve bu ev bize uğursuz geldi diyorsanız gidin ve taşının. Çünkü gerçekten sizde sorun yok ama evin enerjisi sizi bastığı için evde mutsuzsunuz diyorum. Kontrol edin. Evinizde sarımsak bulundurun. Çünkü sizin uyurken hani böyle boşluğa düşeriz, korkulu rüyalar görüyoruz ya. Özellikle sarımsak tabii ki kokusu biraz insanı yorar ama mümkünse yattığınız alanlara koyun. Yani kalkıp da açık sarımsak koymayın rica et. Ne bileyim, çekmecenizin içinde sarımsak koyabilirsin. Mesela korkulu rüyalar, korkulu enerjiler görüyorsunuz. Ve enerjinizde böyle uyurken uzun süredir böyle sorunlarınız var. Lütfen yattığınız odaya, yani sarımsak herkesin evinde bulunuyor. Nedir ki, alın. Yani bir diş alın. Hani onu bir koku yapıyorsa da poşetin içine koyun. Ama o kokuyu almak lazım, unutmayın. Yani bu korku ve hani bende bir şey mi var, niye böyle uyuyamıyorum, nefes alamıyorum diyorsanız odanıza sarımsak koyabilirsiniz değerli aslan burçlarım. Yükselen ve
Ay burcunuzu mutlaka dinleyin. İyi haftalarınız olsun.